Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Beni ilk defa gördüğünüz için benim adım Daniela. Bugün başlıktan da gördüğünüz gibi en sevdiğimiz konuyu işleyeceğiz. Tek marka makyaj Oriflame. Önümde bütün ürünleri var. O yüzden uzatmadan hemen başlamak istiyorum. Şu Hint kınası yaptırmıştım biliyorsunuz bir önceki video izlediyseniz. Böyle yarım yamalak geçti geçmedi, çok sinir oldum. Geçirmek istiyorum hemen. Şey yazıyordu, tuzlu suda bekletirseniz çıkar diye. Video öncesinde yetiştiremedim ama sonrasında tuzlu suya koyacağım. İnşallah çıkar. Öncelikle yüzümü nemlendirmekle başlayacağım. Bu Oriflame'ın nemlendiricisi. Ben bu nemlendiriciyi uzun süredir gerçekten çok severek kullanıyorum ve ben kuru ve hassas ciltliyim. Ne sivilce çıkarttı ne bir sorun yaşadım. Böyle makyaj altına falan da çok güzel oldu. Cilt tarafından hemen emiliyor, ne yapışkanlık hissi bırakıyor ne bir şey. Gerçekten çok memnunum. Hatta bu balm sadece dudak için değil. İşte çok kuruyan dirsekleriniz, çok kuru bölgeleriniz falan için de kullanımı öneriyorlar. Ben sadece dudak için kullanıyorum. Gayet de memnunum. Bir tık vazelini andırıyor ama gerçekten işe yarıyor mu? Yarıyor. Bugün önce ten makyajını yapalım istiyorum. Oriflame'ın Drops fondöteni. Fondöten şu şekilde damlalık ve tamamen su gibi yani. O kadar akışkan ki. Ben bu baza Max Stock Cream gibi davranıyorum. Fondötenin içine falan da karıştırıyorum. Hatta sadece makyaj altına uyguladığım da oluyor. Şimdi ikisini de karıştıracağım. Birazcık yanaklarıma uyguluyorum. Hem fondöten bana bir tık koyu. Bu pembe alt tonlu olduğu için daha açık. Onun da rengini açacaktır. Birazcık da yüzme koyuyorum. Hadi inşallah yüzüme dökülmesin. Bu Instagram'da video çekerken bazen böyle pat pat tişörtlerime, kazaklarıma damlıyor ve asla geçmiyor fondöten lekesi yani. Siz olun, bunları böyle dökmeyin. Real Techniques süngerini ıslatmıştım. Hemen şöyle. Oriflame'ın far bazı. Bu far bazı gerçekten çok başarılı. Yapısı bu şekilde, hafiften rengi de var. Ben bunu zaten uzun süredir severek kullanıyorum ve çok bereketli bir ürün çünkü azıcık yetiyor. Hatta ben şu an çok uyguladım ve fazla geldi. Şöyle dağıtayım, üstünden bir tık süngerle geçeriz. Far paleti olarak bu minik far paletini kullanacağım. Önce size şöyle yakından göstereyim. Bu far paleti tam cep paleti. Yani nasıl size bunun küçüklüğünü gösterebilirim. Şöyle göstereyim, süngerle. Aynası olsaymış çok daha iyiymiş ama aynı yerine şurada numara vermişler ve bir tane de göz makyajı koymuşlar. Mesela ne yapmışlar? 1, 3, 3 hangisi? 3, onlar da onu uygulamış. 2. Geçiş rengi olarak şöyle geniş geniş uyguluyorum. Her zaman dediğim gibi şu dışarı doğru uygulayalım. Gözlerimiz böyle çekik görünsün. Fazladan dışarı taşabilir. Daha şey, kapatıcımızı uygulamadık. Sorun değil. Rahat rahat uygulayın. Bunları hem far olarak hem de kaş farı olarak kullanabilirsiniz. Bu görselde mesela kaş farı olarak kullanmış. Burada bakır bir şuradaki sedefli parmağımla alıyorum. Şöyle oturtuyorum. Bu güzel bir renkmiş. Şuradaki en koyu rengi de dış köşelere alacağım. Şimdi bugün smoky bir makyaj yapmak istiyorum. Böyle daha günlükten ziyade daha gece makyajı. Şu şekilde şöyle küçük bir orada V çiziyorum. Oraya bırakıyorum. Birazdan bunları iyice karıştıracağız. Şuraya da bırakayım. Bu koyu rengi uygularken çok dışarı çıkmıyorum. Çok kirli bir görüntü olsun istemiyorum. O yüzden bu fırçayı bırakıyorum. Şimdi temiz bir karıştırma fırçası alacağım. Temiz bir fırçayla şu köşeleri iyice karıştırıyorum. Homojen ve iç içe görünmesi için. İyice karıştırdıktan sonra sedefli renkten bir daha geçiyorum. Kapatıcıyı uyguladıktan sonra gözümüzün altına ürün geçeceğiz. Bende iki tane de kapatıcısı var. Bunu kapatmak istediğim bölgeleri uyguluyorum. Bunu da aydınlatmak istediğim bölgeleri uyguluyorum. Tabii ki bu fırçalı olduğu için klasik concealer daha pratik.
Bu tüplü olduğu için kullanılması birazcık daha zor oluyor. Bunu şöyle dış köşelere birazcık koyuyorum. Şu dudak kenarında benim bir lekem var, onun üstüne koyuyorum. Şurada minik bir sivilcem vardı, bir de onun üstüne. Aydınlatmak istediğim bölgelerde şuraları alıyorum. Hatta şurayı temizlemek için de kullanıyorum. Şöyle aşağı doğru. Burnumun üstünü, alnımı, çenemin altını. Naskita'nın kapatıcı fırçasıyla uygulayacağım. Oriflame'ın bu da kapatıcı süngeri, böyle ikili satılıyordu. Fırçayla oturttuktan sonra bir de süngeri kullanalım birlikte. Sünger çok güzel ve yumuşak ve bunu nemlendirdim videodan önce. Çok tatlı, şişti. Şunu unutuyordum, az kalsın. Gözümün altına şu dış köşeleri uyguladım. Koyu renkten alacağım. İşte şöyle silkeleyeyim. Aynı şekilde sağ gözüme de yapıyorum. Hedefli rengi uyguluyorum. Makyajla üstten uyguluyorsanız aynı sırayla alta da uygulayınca gerçekten çok başka bir boyuta geliyor. Bu işlemi yaparken ben de çok üşeniyordum. Üşenmeyin, gerçekten çok güzel bir sonuç veriyor. Şu en baştaki açık rengi de alacağım. Bununla da, ay bu fırçam siyah olmuş. Paletteki en açık rengi alıyorum. Göz pınarlarımı aydınlatıyorum. Oriflame'ın bende iki tane maskarası var. Bu maskarası da değişik gelebilir. Şöyle iki katmanlı. Birinci katmanı bu. İkincinin fırçası da bu şekilde. Ben bu maskaranın etkisini sevmiyorum. Ama bu sarı olan Big Lash maskarası gerçekten efsane. Şimdi uygulayacağım. Sentetik bir fırçası var. Uygularken dikkat edin, bazen gözüme çarpınca gerçekten acıyor. Bakar mısınız? Buraya uyguladım. Tek kat, buraya uygulamadım. Böyle minik bir kaş paleti var ama içinde bir tane wax, iki tane kaş rengi var. Şurada çok güzel bir aynası var. Hatta şurada bir tane çekmecesi var. Şurada bir tane çekmecesi var. İçinden iki tane fırça çıkıyor. Yani çok iyi değil mi? Ve kullanılabilir fırçalar. Hatta ben de şu an kendi fırçasıyla uygulayacağım. Böyle kaşımın altından çizgi çekeceğim. Sırada benim gerçekten en sevdiğim ürün var. Kesinlikle Oriflame'den bir tane bir şey alayım, ne alayım diyorsanız bu kontür paletini öneriyorum. İçinde kontürü, aydınlatıcısı, allığı var. Hepsi birbirinden efsane ama aydınlatıcısı gerçekten tek kelimeyle mükemmel. Bronzer renginden şöyle geniş bir fırçayı biraz alıyorum. Şöyle uyguluyorum, yüzümü ısıtıyorum. Bronzer'ı şöyle geniş geniş uyguluyorum tam şu kısma. Paletin burada çok güzel de bir aynası var. Çok kullanışlı. Ben bunu ilk aldığımda elimden böyle bir iki ay düşürmedim. Sonra dedim Dani, senin yeni ürün denemen lazım. Elinden bunu yavaşça bırak, artık başka ürünlere geç. Şöyle fırçada kalanları hafifçe burnuma geçiyorum ki bütünlük sağlasın. Burnum orada beyaz beyaz kalmasın sonra. Buradaki allığı kullanmak istemiyorum çünkü başka bir allık var. Önce birlikte aydınlatıcıyı uygulayalım. Size şimdi neden bahsettiğimi göstereceğim. Bakar mısınız? Tek fırça darbesiyle gerçekten tek kelimeli mükemmel bir aydınlatıcı. Burnumun üstünü de şöyle kaşımın ortasına kadar aydınlatıyorum. Bakar mısınız? Yani bu palet sırf aydınlattığı için alınmaz mı? Gerçekten bangır bangır. Zaten ben bunu paylaştığımda herkes bu paletteki aydınlatıcı gerçekten efsane diyor. Yani kullananlar bana katılıyor. Oriflame'ın şu şekilde top top allıkları var. Bize eskiye götürmüyor mu? Eskiden annelerimizin kullandığı allıklar gibi. Ben onlara bayılırdım. Yani neden bize hiç çıkarmıyorlar? Mesela L'Oreal'de, Maybelline'de falan neden yok diye gerçekten çok düşünürdüm. Çünkü aşırı tatlı değiller mi? Oyuncak gibi. Onu şöyle geniş bir ince kıllı geniş fırçayla uygulayacağım çünkü çok pigmentliler. Şöyle iki kere bastırıyorum. Elimde alıyorum ve şöyle bronzerımla aydınlatıcımın olduğu yerden karıştıra karıştıra yukarı doğru çıkıyorum. Şöyle fırçada kalanları burnumun ortasından da geçiyorum. Aa, ben eyeliner çekecektim. Eyeliner kalem vardı. Eyeliner'ı unuttum. Maskaranın üstüne eyeliner olur mu ki?
Hiç makyajı da bozmak istemiyorum. Eyeliner'ı da başka bir makyajla söz kullanayım. Kalem eyeliner gerçekten çok güzel. Ama mesela bu gözünüzü sürüyorsunuz, sonra kapatmanız gerek. Çünkü çok açık kaldığında kuruyor, kapatın. Yani 2-3 dakika bekledikten sonra diğer gözünüze çekebiliyorsunuz çünkü kuruyor. Onun için simsiyah ve güzel bir eyeliner. Neden öyle mantıksız bir kuruması var anlamadım. Oriflame'ın Gold serisinde mükemmel bir kan kırmızısı var. Bunu uygulamak istiyorum. Bir de dudak kalemim var. Bu da kırmızı. Bendekinin numarası nerede yazıyor? Red yazıyor yani kırmızı ama numara yazmıyor bilmiyorum. Kalemi de bu şekilde. Kalemini de seviyorum ama mesela daha ben bunu hiç açmadım. 2 kere kullandım. Boyu bu kadar. Hani yani normal kalemler mesela bu kadar olur ya, bu minicik. O yüzden bana mantıksız geldi. O yüzden dudak kalemini alayım. Bakar mısınız, üst kısmı neredeyse matlaştı bile. Gerçekten yapısı, sürümü falan çok kolay bir ruj. Bugünkü makyajım bu şekildeydi. Kıyafetime bakmadan makyaja bakın. Saat şu an tam olarak gecenin 11'i. Ben video çekiyorum. Bugün çarşamba, yarın perşembe. Yarın perşembe yetiştirmeye çalışacağım. O yüzden bu kadar emek veriyorken bu videoyu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve yorum bırakmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Sıradaki marka hangisi olsun? Aşağıya yorum olarak bırakmayı unutmayın. Hepinizi çok seviyorum. Kocaman öpüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Şurada abone ol butonu çıkacak oradan.